Manşete hoş geldiniz. 72 saat süren baş döndürücü büyük siyasal kriz sonuçlandı ve nihayet sona erdi. Elbette hasarı olmuştur, elbette etkilediği insanlar olmuştur, elbette artısı eksisi vardır. Bütün bunları esasen ben dünkü yayında değerlendirmiştim. Kriz çözülmeden önce yaptığım son yayında. Orada söylediklerimi değiştiriyor, orada söylediklerimin rağmına yeni bir şey söyleyecek değilim. Ama hani Mevlana'nın dediği gibi, dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Aynen bu sözde, bu veciz sözde olduğu gibi, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Öyle bakıyorum. Bu önceki gün, sonra önceki analiz, önceki programda söylediklerimizin çöp olduğu manasına gelmiyor. Hepsi o günkü durumu, tespitleri içeriyordu. Fakat evet, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ve bu büyük siyasal krizi çözen etmenler üzerinde durup önümüze öyle bakmamız icap ediyor. Moral üstünlük muhalefette dedim. Neden? Çünkü bir önceki yayında söylemiştim. Dikkatli takip edenler hatırlayacaklardır. Türkiye muhalefeti. Karşınızda bir Türkiye muhalefeti var. Türkiye muhalefeti olgusu var. Mevcut rejimi, mevcut uygulamaları, mevcut iktidarı istemeyen, mevcut tek parti iktidarını, tek adamı istemeyen %60'lık, 65'lik bir kitle var. Ne yapacağını bilemeyen. Ve bir umut olarak sizi görmüşse, bir çıkış olarak sizi görmüşse, bir iktidar alternatifi olarak sizi görmüşse, bir şeylerin değişeceğine inanmışsa, böyle hayaller kurmaya başlamışsa, o hayalleri yıkmaya, kırmaya neyse hakkınız yok. Ve o toplumsal muhalefet, o kamuoyu baskısı açıkçası hafta sonu ve haftanın ilk günü harekete geçti ve liderleri bir anlamda hizaya soktu. Oturun oturduğunuz yerde dedi. Kendi başınıza hareket etmeyin, arkanızda biz varız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi. Ve bu baskının, bu kamuoyu baskısının, toplumsal muhalefetin, Türkiye muhalefetinin arzusu, gücü ve etkisi bu uzlaşmayı getirdi ve altılı masayı tekrar bir masa etrafında ve bir bildiri etrafında buluşturdu. Ve elbette ortak aday etrafında buluşturdu. Bunu yadsıyamayız. Esasen yaşanan, bir cümle söyleyeceğim sadece, esasen yaşanan bir kriz değildi. Esasen köprüler atılmıştı. Köprüler atıldıktan sonra, yani köprülerin atıldığı durumlara kriz denmez. Anlatabiliyor muyum? Fakat pek çok görüşü, pek çok bu durumda ne olur? Bu iş nereye gider? Bundan sonra işte filanca ne yapar? Fişmekan lider nasıl yürür falan gibi analizi, yorumu veya gelecek öngörüsünü boşa çıkaran bir gelişme oldu. O boşa çıkaran unsur da Türkiye muhalefetiydi ve Türkiye muhalefeti bir dakika dedi. Bir dakika dedi ve bir anlamda muhalefetin etrafında kenetlendi ve şu da var. Bu Türkiye muhalefeti AKP'den öyle bıktı ki, öyle yıldı ki masaya, başta da söyledim, bir kere daha tekrar edeceğim, oturun oturduğunuz yerde dedi ve bir anlamda masayı tekrar hizaladı. Evet. Şimdi bakalım ne oldu, ne bitti? Bütün kulisleri okudum, Twitter mesajlarını, karşılıklı atışmaları, aslında şu oldu, aslında bu oldu türü işte efendim perde arkası bilgileri filan, onlara girecek değilim. Merak eden, arayan bulur ve şu anda zaten Türkiye muhalefetinin bunu istediğini, aslında ne oldu, ne bitti filan bunu merak ettiğinde çok fazla zannetmiyorum. Şu oldu. Pazar günü akşam saatlerinde başlayan bir diplomasiyle hafta sonu ne olduysa oldu. Temel Karamollaoğlu'nun moderatörlüğünde, özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da elbette başını çektiği ve elbette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da koordine ettiği bir grup, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, yani masanın tüm unsurları harekete geçmişti. Bir müzakere götürdüler ve Akşener'i tekrar masaya oturtma, Akşener'i tekrar masaya davet,
Akşener'i ikna etme ve Akşener'siz yola devam etmeme kararıydı bu. Ve pazar akşamı başlayan bu çaba geç saatlerde sonuç verdi ve pazartesi sabahı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameraların önünde herkesin de görebileceği biçimde İyi Parti'ye gitti. Meral Akşener'le görüştüler ve oradan Kılıçdaroğlu'na geçtiler. Esasen bu görüşme sembolikti. 10 dakika sürdü zaten. 10 dakikada ne konuşacaksınız ki? Pek çok şey bir gece önce halledilmişti çünkü. Fakat kameralara bir görüntü vermek gerekiyordu. Çıkışta da gayet güler yüzlü olarak ayrıldılar ve akabinde İyi Parti sözcüsü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylığı konusunda bir karar verildiğini ve Meral Akşener'in masaya döndüğünü açıkladı. Ardından Marriott Otel'de Ankara'da buluştular. Dört lider: İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da bu konuların üzerinden geçtiler ve altılı masa toplantısı, pazartesi toplantısı, 6 Mart ortak adayın açıklanacağı toplantı iki kere ertelendi. 14 olarak Türkiye saatiyle ilan edilmişti. Önce 15'e ardından 16'ya alındı ve bütün bu işte müzakerelerin sarkmasından dolayı ve neticede liderler bir araya geldiler Saadet Partisi ev sahipliğinde ve bu fotoğrafı verdiler. Burada tabii Meral Akşener'in yüz ifadesi üzerinde durdu herkes. Meral Akşener'in rahatsız olduğu, ilerleyen grafiklerde ekrana getireceğim, yorgun olduğu dikkat çekiyordu. Ama neticede ortak bir bildiriye imza atıldı. Ortak bildiride Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının altı çizildi ve Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'ye geçti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ellerini kaldırarak onların Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını da bir anlamda tescil etti. Öteden beri 3 aday konuşuluyordu ve 3 aday muhalefette tabii kamuoyunda vatandaşlara soruluyordu. İşte 3 aday birden aday oldu. Böyle bir sonucu doğurdu. Artık Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu birlikte kampanya yapacaklar. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak, diğerleri de yardımcısı olarak, böyle bir sonuç doğurdu. Açıkçası bu 72 günlük siyasal kriz. Hemen ardından da akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi CHP genel merkezine asıldı. Başlıyoruz. Evet. Muhtemelen bu fotoğraflarda yeni çekilmiş fotoğraflar, bilemiyoruz tabii. Bildiri ortaya çıktı. Bildiride Millet İttifakı'nı oluşturan siyasal partilerin genel başkanları olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur metni imzalandı 6 Mart tarihi itibariyle 6 liderin imzasıyla ve 12 maddelik bir bildiri çıktı. Sürecin yol haritası. Bu 12 maddelik bildirinin son maddesi, esasen bildiri 11 maddelik olarak daha önce hazırlanmıştı, 12. maddeden girdi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı. Fakat Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle diye bir not düşüldü ve bu önemliydi. Haliyle hala hazırda Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldukları için yasal mevzuatın elbette tanzim edilmesi ve görev tanımının da iyi yapılması şart koşuldu. Bakın, Mayıs ayında seçim olacaksa önümüzdeki Mart ayında, yani Mayıs'taki seçimden 10 ay sonra Mart 2024'te yerel seçimler var. Tekrar İstanbul ve Ankara'da ve diğer bütün işte illerde, büyük şehirlerde, yurt satında belediye seçimleri olacak ve önümüzdeki seçimin ardından ilk büyük sınav da bu olacak muhalefet açısından. Haliyle bu da gözetilmiş, görülüyor. Burada bu metinde geçiş sürecinden, güçlendirilmiş parlamenter sistemden ve bu doğrultuda neler yapılabileceğinden detaylandırılmış ve anlatılmış. Dikkat çeken konular: 3 numaralı madde, geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir diğer konu, bakanlıkların dağılımı, ittifakı oluşturan partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardıkları milletvekili sayısına göre belirlenecek ama her partiye en az bir bakanlık verilecek. Bu, kaç milletvekili olursa olsun liderlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı
ve gene partilerinden bir kişinin bakan olacağı bir sistem oluyor. Bakanların görevden atanması, görevden alınması vesaire hepsi genel başkanlarıyla istişare edilecek. Ve yine Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yetki görev dağılımı anayasa yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek. Cumhurbaşkanı hemen her konuda OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, seçimlerin yenilenmesi, Cumhurbaşkanı kararları, kararnameleri, genel nitelikteki düzenleyici işlemler, üst düzey atamalar hemen her konuda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla yani yardımcılarıyla uzlaşı içinde karar verecek. Evet diyor ve süratle şeye yani güçlendirilmiş parlamenter sistem için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki elbette oy dağılımına ve gücüne nispeten Millet İttifakı'nın çalışma yapılması ve harekete geçirilmesi gerekiyor. Anayasayı değiştirilecek çoğunluk 400. Fakat referanduma götürecek eğer güçlendirilmiş sistem anayasal düzenleme yapılırsa bunun referanduma gidebilmesi için minimum 360 oy gerekiyor. Belli ki parlamento seçimlerinde de 360 oyu hedefleyecek bu liderler. Çok kişinin çabası var ama Bahadır Erdem'in İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı çabaları unutulmaz. Çünkü 3-4 gün boyunca hem bu Meral Akşener'in masadan ayrılma kararını benimsemedi, karşı çıktı. Hem de tekrar masaya dönmesi için elinden geleni ardına koymadı. Başka isimler de var elbette ama Bahadır Erdem ayrılıyor. Twitter mesajıyla da bunu anlatmış. Güneş doğdu, sabah oldu diyor. Yektan Türk Yılmaz'sa Davutoğlu ve Babacan'ın çabalarına dikkat çekmiş. Diyor ki özellikle Davutoğlu durumun kurtarılmasında kritik isim, saray ektiklerini biçiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını nasıl bir kabus olarak gördüklerini gösteriyor diyor. Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu bunu önemsiyorum. Bu üç isim de Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıyorlar ve artık bu üç ismin de sıtkı sıyrılmış durumda. Ne olursa olsun bu dönemin bitmesi gerekiyor demişler. Tabii şu konuşuldu. Mehmet Uçum'un anayasaya göre vesayet makamı belediye başkanlığıyla asla birleşemez filan. Bu sarayın paniğini gösteriyor. Ayhan Ogan'ın da benzer bir tweet'i oldu. Başka isimlerin de benzer tweet'leri ve görüşleri oldu. Fakat enteresan bir şey. Abdülkadir Selvi Binali Yıldırım ikna edildi mi diye bir yazı yazmış. 2019 belediye seçimlerinden önce 28 Kasım 2018'de Hürriyet gazetesinde ve bu yazının bir yerinde diyor ki özür dilerim. Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısından sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Öğle yemeği yiyip bir saat baş başa görüştüler. Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın kaygılarını gidermeye çalıştığı söyleniyor. Binali Bey'in sadece protokol konusunda değil, il başkanlığı, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi ve ilçe belediye başkan adayları konusunda talepleri vardı. Protokol sorununu çözmek için Binali Bey'in seçimlerden sonra aynı zamanda başkan yardımcısı olarak atanacağı söyleniyor demiş. Yani Hürriyet gazetesinde Binali Yıldırım'ın Abdülkadir Selvi kalemiyle eğer İstanbul'a belediye başkanı seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da atanacağı bilgisi 2018'de paylaşılmış. Kendilerine var, başkasına yok. Böyle bir durum. O arada hatırlatalım. Bir önceki altılı masa toplantısını yani 2 Mart toplantısını Meral Akşener gerek kişisel Twitter hesabından gerekse parti hesabından paylaşmamıştı. İmza attı, ortak metni de paylaşmamıştı ama bu defa öyle olmadı. Bu defa hem fotoğrafları hem de metni paylaştı. Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız diyerek. Evet. Sağ alt köşede de görüyorsunuz Ersan Şen var. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak, bekliyorum. Ersan Şen de günün esprisi oldu. Bir manada kendi 15 dakikasını yaşadı. O arada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener'e teşekkür ettiler Twitter'dan. Milletimizin arzusu doğrultusunda ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi diyerek aynı tweet'i kelimesi kelimesine Ekrem İmamoğlu da yazdı ve aynı fotoğrafı ve aynı isimleri etiketleyerek paylaştı. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bu saraydaki paniği görebiliyor musunuz? 4-5 sene önce Binali Yıldırım için önerdikleri şey Ekrem İmamoğlu için söz konusu olduğunda, Mansur Yavaş için söz konusu olduğunda böyle çamura yatıyorlar. Meseleleri o değil zaten. Altan Sancar paylaşmış Akşener'in ciddi bir soğuk algınlığı olduğunu
ve yemeğe katılmadığını toplantının ardından, dünkü toplantının ardından İyi Parti kaynakları da soğuk algının nedeniyle halsiz olduğunu, evine geçerek dinlenmek zorunda kaldığını belirtmiş. Belli ki yüzündeki ifade ve sıkıntısı soğuk algınına bağlı bir nedenmiş. Memduh Bayraktaroğlu 2 yıldır demokrasi tarihimizde ilk kez seçmenlerin %65'i kime oy vermekten önce kime oy vermemek kararıyla sandığa gidecek diyor ki Bayraktaroğlu Erdoğan'ı istemeyen cephenin %65 olduğunu iddia ediyor. Akşener'i masaya döndüren seçmenin gücüdür demiş. Pek çok analiz, kanaat bu yönde ve gerçekten de öyle. Metin Cihan Twitter'ı bırakıp TV izleyeyim dedim. Sonuç değişmedi, mütemadiyen tweet konuşuyorlar. Bu da yeni dönemin bir gerçeği. Esasen mevcut iktidar ve mevcut iktidarın paydaşları ve mevcut iktidarın devamını isteyen solda ve sağda yandaş ya da muhalif kesimlerin hesap edemedikleri iki şey oldu. Birincisi bu devran hep bu şekilde devam edecek diye düşündüler. İki, sosyal ağların gücünü, dijital dünyanın gücünü hesaba katmadılar. Gerçekten hemen her şey, özellikle bu tür siyasal krizlerde Twitter üzerinden dönüyor ve dünyanın neresinde olursanız olun gelişmeleri, bir zamanlar Türkiye'de telefon diplomasisiyle falan öğrenmeye çalıştığınız her şeyi 5-10 dakika içerisinde Twitter üzerinde belli isimleri takip ederek kulislere hakim veya siyasi veya gazeteci veya akademisyen neyse öğrenebiliyor, anlayabiliyorsunuz. İşte bugün sosyal ağların böyle bir gücü var. 20 yıl önce böyle değildi. 10 yıl önce de böyle değildi. Gerçekten böyle değildi. Zordu. Çünkü kaynaklara ulaşmanız gerekiyordu. İrtibatlar gerekiyordu. İçeride birilerini tanıyor olmanız ve birilerinden bilgi alacak pozisyonda olmanız gerekiyordu. Ama şimdi öyle değil. İnsanlar yani diyebilirim ki doğru bilgiye, doğru isimleri, doğru kaynakları takip ederlerse %90-95 mesabesinde ulaşabilirler. Bu da elbette yeni dünyanın gücü ve bu da Türkiye'deki iktidar sahiplerinin yeni kabusu olsun. Evet. Karga kafası mutlu. Cemre toprağa düştü, tabiat canlanıyor, bahar geliyor demiş. Evet. Fakat öyle deyince benim hatırıma Kemal Burkay'ın ki defalarca program yaptım. 2010'lu yıllarda dönmüştü İsveç'ten Türkiye'ye ama döndükten sonra da birkaç sene içerisinde Türkiye tekrar karabasana girdi. Uzun ömürler dilerim. Gülümse şiirini hatırlattı. Sezen Aksu'nun çok güzel bestelediği Gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Evet, iklim değişir değişmez bilmiyorum. Fakat Mecelle kaidesi der ki def-i mefasit celbi menafiden evladır. Yani kötülüğü def etmek yararı celbetmekten evladır. Yani menfaatten daha iyidir. Mühim olan şu anda iktidarın gitmesi, tek parti döneminin, tek adam döneminin bitmesi. Yerine kim gelirse gelsin şu aşamada. Öncelikle def-i mefasit, bu kötülükten kurtulmamız, bu kötülüğü, bu fesadı def etmemiz icap ediyor. Ben biraz hadiseye böyle bakıyorum. Evet. Çokça mesaj var. Mesela bavulunu toplayanlar falan var. Pınar Öğün paylaşmış. İngiltere'de yaşıyor, Galler'de. Bu sene yolculuk nereye sorusuna eve der mi? Gezi'den beri dönemeyenler demiş. Evet. Ben Twitter'da bir tarihte paylaşmıştım. Onu tekrar ekrana getireceğim. 2018 yılına girerken 2017'nin son günü 31 Aralık'ta paylaşmışım. Suçun şahsiliği ve kanunların geriye yürümezliği ilkeleri evrenseldir. Bunu içermeyen talepler eksiktir. 2018 bu adaleti getirsin kafi demiştim. Mevcut kanunları, mevcut kuralları, mevcut anayasayı falan değiştirmeden önce bunu uygulayın. Suçun şahsiliği, kanunların geriye yürümezliği. İçeride hiçbir masum kalmaz ve binlerce insan tahliye olur, özgürlüğüne kavuşur. Suçun şahsiliği, kanunların geriye yürümezliği. Bu iki evrensel kaideyi uygulayın, insanlar rahat bir nefes alır. Binlerce insan etkilendi, binlerce aile dağıldı, yüzlercesi hayatını kaybetti. Bağlı nedenlerle hayatını kaybedenler var. Halen dışarıdakiler içinde bu zulüm devam ediyor. KHK zulmü devam ediyor. Ve binlercesi hala içeride bu çileyi çekiyor. 7 sene oldu, 8 sene oldu, 9 sene oldu.
Evet, Gezi'den beri yurt dışında olanlar var. Uzun yıllardır yurt dışında olanlar var. Türkiye'ye dönemeyenler var. Bavul hazırlama telaşında olanlar var. Hepsini biliyorum, hepsini görüyorum. Türkiye'den bir el bavuluyla çıktım. Bir kabin bavuluyla çıktım. Dönmemek üzere ailemle beraber Türkiye yaşamımızı sonlandırdık. Bir dönme niyetim, bir dönme arzum, bir dönme emelim yok. Yayınlarımı da bu doğrultuda yapıyor değilim. Takip eden kitlenin, takip eden takipçilerin doğru bilgi, doğru analize ulaşması amacıyla gazetecilik faaliyetlerimi sürdürüyorum, sürdüreceğim. Pasaport, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği pasaport süresi doldu. Şu anda bir seyahat belgem yok. İngiltere'nin dışında herhangi bir yere seyahat etme hakkım yok. İleride olursa Türkiye pasaportunu yenilemeyi de düşünmüyorum. Bu duygularla konuşuyorum. Ama biliyorum ki dışarıda gerçekten çok bunalan ve vatan, ülke hasreti çeken insanlar var. Suçsuz yere. Bir anlamda psikolojik eziyet gören insanlar var. Onların da kısa zamanda dönmesi ve hedefledikleri neyse, bundan sonraki yaşamları neyse, onu huzur içinde geçirmeleri en büyük temennim. Bir bu. Bir diğer konu da özellikle bu önümüzdeki seçim ve seçime doğru yaşanabilecekler konusunda Levent Kenez paylaşmış. Bugünden sonra muhalif yandaş herhangi bir siyasetçinin burnu kanarsa, ülkenin herhangi bir yerinde bir bomba patlarsa, içeride veya dışarıda bir asker şehit olursa, bir provokasyon yaşanırsa, sorumlusu faili Erdoğan'dır, ona bağlı paramiliter gruplardır ve Hakan Fidan'dır demiş. Bunu da önemsiyorum. Çünkü iktidar elbette 10 Mart'ta resmi gazetede yayınlanacak seçim kararıyla Cumhurbaşkanı, anayasal olmasa dahi, yani anayasal yetkisini kullanıyor ama anayasaya göre tekrar aday olması mümkün değil. Cumhurbaşkanı iki kere seçiliyor ve üçüncü kere aday olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alması gerekiyor. Kapa parantez. 14 Mayıs'ta seçime gidilirse, evet, büyük bir sevinç oldu, büyük bir güven geldi Türkiye muhalefetine. Yapabiliriz güveni. Evet, bu iktidarı bu defa deviriyoruz, devirebiliriz güveni. Fakat çok çalışmak gerekiyor. Özellikle seçime doğru bütün seçim güvenliği tedbirlerinin muhalefet tarafından devlete ve devlet güçlerine bırakılmadan alınması ve sağlamasının yapılması gerekiyor. 200 bin sandık varsa o 200 bin sandığın başına birer ikişer müşahit, birer ikişer avukat konmalı ve oradan alınan tutanaklar backup'ı da yapılmış bir şekilde. Yani internet gider, trafoya kedi girer, ne bileyim elektrik kesilir, her şey olabilir. Ne bileyim kolluk gücüyle müdahale edilir, gözaltılar, tutuklamalar olabilir. Bütün bunlar hesap edilerek o tutanaklar adeta bir seçim namusu, seçmen namusu kabul edilip bir biçimde merkeze ulaştırılmalı ve merkezde tasnif edilerek devletin açıkladığı sonuçlarla da karşılaştırılmalı, sağlaması yapılmalı. Tıpkı 2019 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da yapıldığı gibi. Orada nasıl ki Millet İttifakı unsurları CHP'siyle, İYİ Partisi'yle ve il teşkilatlarıyla Canan Kaftancıoğlu'na öfkenin, hıncın nedeni bu. Çünkü bütün parti örgütüyle beraber sandıkları tam anlamıyla kontrol altına aldı. Oy çuvallarının üzerinde uyudu milletvekilleri. Günlerce ayrılmadılar oy merkezlerinden, oy sayım merkezlerinden. Ve neticede son derece titiz ve doğru yapılan sayımla Ekrem İmamoğlu burun farkıyla da olsa önde bitirdi. Ve sonra da buna rağmen sandığı devirdiler, bir kere daha seçime gittiler. Bunu unutmayın. İstanbul'da ne yaptılarsa misliyle daniskasını yapabilecek kudrette ve niyetteler. Karşınızda böyle bir kitle var. Haliyle önümüzdeki seçim güvenliği son derece önemli. Sandık güvenliği son derece önemli. Ve önümüzdeki iki ay kampanya kadar bu yönde de tedbirlerin etkin bir biçimde alınması icap ediyor. Diyor ve bir yayını daha noktalıyorum. Dediğim gibi bu konuya dair çok şey söylenebilir, çok şey konuşulabilir. Ben gazetecilik hayatımda böylesi 3-4 gün yaşamadım, görmedim, tanık olmadım. Bundan sonra tanık olur muyum bilmiyorum. Son 3-4 günde muhalefet masasında yaşananlar 2018'de yaşananlara falan asla benzemiyor. Ama 2018'de yaşananlar da tarihiydi. Yani
İYİ Parti'nin seçime sokulmaması ihtimali üzerine CHP'den tak diye 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesi, İYİ Parti'nin mecliste grup kurması ve grup kuran parti seçime girmeye hak kazanır kuralı yönünde seçime girmeye hak kazanması filan son derece kritik hamlelerdi. Yapılabiliyordu, bak yaptılar falan dedirtti. Önemliydi ve sonra zaten iktidar mecliste her grubu olan parti seçime katılamaz falan filan gibi kanuni düzenlemeler yaptı. Bir daha böyle bir şey olmasın diye. Karşınızda böyle bir kitle var. Karşınızda böyle bir şebeke var. Bugün size anayasa dersi veren şebeke böyle bir şebeke. Bir ölüm kalım savaşına giriyorlar. Kaybederlerse olmayacaklarını, kaybederlerse yargının önünde kendilerini bulacaklarını biliyorlar. Kaybederlerse bir daha gazetecilik yapamayacaklarını biliyorlar. Kaybederlerse bir daha akademisyenlik yapamayacaklarını biliyorlar. Kaybederlerse bir daha devletten ballı ihale alamayacaklarını biliyorlar. Biliyorlar. Çok iyi bildikleri için de bütün güçleriyle asılacaklar. Onlar açısından bir ölüm kalım savaşı olacak bu. Bu asla akıldan çıkarılmamalı. Diyor ve bir sonraki yayına kadar müsaadenizi istiyorum. Umarım hayırlı olur yaşanan gelişmeler. Umarım gerekli dersler çıkarılmıştır ve umarım bundan sonra patırtısız gürültüsüz herkes seçime fokus, seçime yoğunlaşmış olarak kampanyasını yapar, mesajlarını kendi kitlesine iletir ve oy toplamaya bakar. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın.